Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zebzeli mücver tarifini paylaşacağım. Videomda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım inşallah. Malzemelerimize geçersek eğer 2 adet kabağımız var, 1 adet orta boy havucum, 1 tane patlıcan, 2 adet orta boy kabuğu soyulmuş patatesim, 1 adet soğan, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotum. Baharatlarımıza gelirsek eğer 1,5 tatlı kaşığı tuzum, karabiberim, pul biberim, 2 tatlı kaşığı köfte harcım var. Köfte harcını mutlaka koyun. O lezzetin farkına varacaksınız. Çok farklı bir lezzet çıkıyor ortaya. Bunun yanında 1 su bardağı mısır unu. Genelde ben köftelerime ve mücver tariflerinde mısır unu kullanıyorum. Gerçekten mısır unu çok güzel yakışıyor mücvere. Zebzeleri daha güzel pişiriyor. 1 su bardağından yarımdan da eksik unum var. Dileyenler un da koymayabilir. Ben bu seferliğine un koyacağım. Ayrı bir kabın içine burada görmüş olduğunuz bütün zebzeleri tek tek rendeleyeceğim. Patlıcan koymayabilirsiniz ama patlıcan gerçekten çok yakışıyor mücvere. Hepsi tek tek rendeleyelim. Rendelediğimiz zebzelerin içine bir tatlı kaşığına yakın tuz atalım. Zebzelerimizin suyunu çıkartalım. Suyunu sıkarak ayrı bir kaba alalım. Zebzelerimizin suyunu sıktıktan sonra 1 tutam maydanozumuzu, 1 tutam dereotumuzu, 1 adet yumurtayı ekleyeceğim. Ben 2 tane de yumurta akım vardı, onları da içine ilave edeceğim. Normalde 1 yumurta ya da 2 tane yumurta kırabilirsiniz. Bütün baharatlarımı ilave ediyorum. Un ve mısır unumu ilave ettim. Mısır unu dediğim gibi kesinlikle koyun. Mücverlerin tadı bambaşka olacaktır. Bunun farkına da varacaksınızdır eminim ki. Mücverimiz pişmeye hazır. Eğer zamanınız varsa 15 dakika buzdolabında ağzı kapalı bir şekilde bekletelim. Eğer zamanınız kısıtlıysa hemen pişirebilirsiniz tabii ki. Ben 15 dakika buzdolabında ağzı kapalı şekilde bekleteceğim. 15 dakika boyunca zebzelerin mücverini buzdolabında beklettim. Ocağımın altını orta derecede yaktıktan sonra bir tavanın içine bir miktar sıvı yağımızı ilave edelim. Kızgınlaşan yağıma bir yemek kaşığına yakın zebzelerin mücverlerimizi ilave edelim. Zebzeli mücverlerimi altı ve üstü pişecek şekilde ağır ateşte yavaş yavaş pişireceğim ve kızartacağım. Bir tabağın üzerine havlu kağıdı serelim ve yağsının emmesini bekleyelim. Bu kalan yağlarını emecek bu şekilde. Mücverlerinizi kızartırken ateşiniz gerçekten orta derecede olsun. Yoksa içi pişmez. Dışı kızarmış olsa da içinin çiğ olduğunu göreceksinizdir. O yüzden orta ateşte mücverlerimizi pişirelim. Görünümü şimdiden çok güzel ve evin içi şu an baharat kokuyor. Zebzeli mücverlerim servise hazır. Üzerine ılıdıktan sonra sarımsaklı yoğurt dökerseniz gerçekten tadına doyulmaz bir lezzet çıkıyor ortaya. Zebzeli mücverleri mutlaka evlerinizde denemenizi tavsiye ederim. Özellikle çocuklarınıza yedirmeye çalışın. Gerçekten vitamin deposu.
şöyle göstereyim. İçine de çok güzel bir şekilde çekti. Bitmek Mutfak'tan bugünlük bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı, abone olmayı, yorum yazmayı ihmal etmeyin. Beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına ekledim. Oradan bulabilirsiniz. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.